Kamu Denetçiliği Kurumu çalışma hayatına yönelik önemli bir karar verdi. Sözleşmeli personel olarak çalışırken 657 sayılı devlet memuru kadrosuna atanan kişiye iş sonu tazminatı verilmesi yönünde görüş bildirdi. 2015 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı'nda sözleşmeli personel olarak çalışan memur 2021 yılında 657 sayılı devlet memuru kadrosuna atandı. Ancak bakanlık iş sonu tazminatı ödemedi. Gerekçe olarak da memurun 2021 yılında hizmet sözleşmesini kendi isteğiyle feshi ettiği gösterildi. Konu Kamu Denetçiliği Kurumu'na taşındı. Başvuruyu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu, başvuruyu yapan kişinin 657 sayılı devlet memuru kadrosuna geçiş tarihinin belirsizliğine dikkat çekti. Sözleşme feshi için bir ay önceden aranan ihbar yükümlülüğüne uymasının gerekmediğinin altı çizildi. Haklı feshi şartlarının uygulanması istendi. Başvuranın çalışmış olduğu sürelere ilişkin iş sonu tazminatının ödenmesi yönünde işlem yapılması için Sağlık Bakanlığı'na tavsiye kararı gönderildi. Sağlık Bakanlığı da kararının ardından başvurucunun mağduriyetini giderdi. Bakanlık yapılan değerlendirme sonucunda başvurucuya ödeme yapılacağının bilgisini verdi.